Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fermuarlı ve gizli fermuarlı kapaklı kırlent dikimini yapacağım. Kapaklı bir kırlent dikeceğiz inşallah. Şöyle bir kumaşım var elimde. Fermuar takacağım yerlere overlock geçtim. Dikip bitirdikten sonra da tekrar bu kenarlarına yine overlock gideceğim. Şimdi ölçülerini vermek istiyorum size. Bakın 46 santim, 46-45 enini kesiyoruz. Bunu 95 santim boyunu kestim. İkiye katlayacağım için, kapak yapacağım için 5 santim fazla kestim. Ve şimdi hemen inşallah dikelim biz. Fermuarımızın bakın şu dişli kısmını, iyi kısmını, iyi yüzünü getirerek ters yüzünden şu şekilde iyi yüzünü katlıyorum. Ve şu şekilde yerleştiriyorum. Fermuarımın eni kadar birazcık dışarı gözükebilir. Bu şekilde sıkılıyorum. Bakın şu şekilde tutun. Hafifçe arkadan. Büzmemesi için bu şekilde. Ve fermuarımızın diğer kısmını şu şekilde göstereyim. Açıyorum. Ve öbür tarafını çevirip aynı şekilde katlıyorum. Fakat burayı nasıl katlıyorum? Burayı şu şekilde, şu diş kısmı dışa gelecek şekilde, şu diş kısmı dışa gelecek ve kendi şu fermuarın eni kadar fazla katlamıyorum. Yine aynı şekilde burayı da sıkılıyorum. Sadece şu fermuarımız kadar. Evet, burada bu az bir fermuarımız bakın uzun kaldı. Bunu şu şekilde ediyorum. Başlığımızı elime alıp kumaşa kadar indiriyorum bakın. O fazlalık gidiyor. Bu tarafı ise bu şekilde tekrar takıyorum. Aksilik yapıyor bazen fermuarlar. Evet. Hemen tepesine bastırıyorum. Tepesine bastırdıktan sonra çekiyorum. Çıkarttım. Ve tekrar aynı şekilde. Evet, fermuarını birleştirdim. Bakın bu şekilde birleşti. Tekrar aynı şekilde başlığı tekrar takıyorum.
ortaya getiriyorum. Bu şekilde tersten çevirip hemen. Ortalıyorum. Bu şekilde silkeliyorum. Ve 45-46 santim, evet. Şu şekilde. Buraya bakıyorum ki düz gelmiş mi diye. Burayı, fermuar kısmını birkaç defa. Aynı şekilde çevirip herhangi bir yerleri kopuk olmasın diye yine burayı da kontrol ediyorum. Evet. Şimdi ben kenar kısımlarına ağırlık çekeceğim. Ağırlığımı çekeyim. Çevireyim. Evet. Ağırlığım bu fazla kısmı keseceğim. Bakın ağırlığımız bu şekilde temiz bir dikiş yapıyor. Aslında bu tarafa gerek yok. Ağırlık çekmeye, çünkü kenar kısım olduğu için bu tarafı çekmemize gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere ben kırlentimi diktim ve şimdi açıyorum. Boş kısımlarını evinizde bulunan kumaşlarınıza, balkonlarınıza, koltuklarınıza, kanepelerinize rahatlıkla dikebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Arkası burası, önü burası. Arkası burası. Harika bir kırlentimiz oldu. Evet, kapaklı kırlent dikmiş olduk. Evet, dikecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğenime yorum atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim menekşeli9590. Evet, bu şekilde dikişimiz. Peki. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.